Tabii mesajın aktarılmasının çeşitli yolları var. Bunlar tabii öncelikli olarak eserler, kitaplar. İnsanlar kitapları okumak suretiyle, kitaplarda anlatılanları anlamaya çalışarak mesajı almaya çalışırlar. Tabii dönem geçtikçe, zaman geçtikçe mesajların da çeşitlendiğini, farklılaştığını görüyoruz. Günümüz modern dönem. Mesaj söz konusu olduğunda görsel dönem olarak isimlendirilir. Yani insanlar artık okuduklarını değil de gördüklerini takip etmeye başladılar. Bu da bize sosyal medyayı, sinemayı ve bütün görsel araçları kullanma yönüne sevk ediyor. Dolayısıyla sinemanın, televizyonun, sosyal medyanın bütün bu imkanların Hazreti Peygamber'in tanıtılmasında, dinin en güzel bir şekilde tanıtılmasında önemli bir rolünün olduğunu ifade etmek gerekir. Nitekim ulusal planda yapılan Hazreti Peygamber'le ilgili film yarışmasının kamuoyunda düzenlenen sempozyumlardan, çıkarılan kitaplardan çok daha etkin olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Demek ki bu tespit edilmiş ki bunun uluslararası boyuta çekilmesi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tanıtılması için bu imkandan da istifade edilmesi düşünülmüştür. Şunu ifade edelim. Bizim neslimizin ve yakın dönem toplumumuzun siyer konusunda en önemli bilgilendirme araçlarından bir tanesi neredeyse her kandil programlarında yayınlanan Çağrı filmidir. Tabii ki o bir filmdir. Kendine göre ayrı planlaması vardır. Ama şunu ifade edelim ki film olmasına rağmen özellikle bizim toplumumuzda belki de diğer İslam dünyasında siyer anlaşılması, siyere ilgi çekmesi, Hazreti Peygamber'in tanınmasına vesile olması anlamında çok büyük bir rolünün olduğunu kabul etmemiz gerekir ki neredeyse bütün televizyon kanallarımız özel günlerde ve gecelerde bu filmi göstermeye devam ediyorlar. Hatta hala bu film de aşılmış değildir. Dolayısıyla bunu sadece kısa film bunun bir başlangıcı olur inşallah. Dünyaya Hazreti Peygamber'in tanıtılması ve tabii ki doğru tanıtılmasında bu faaliyetin de çok önemli bir rol ifa edeceğini düşünüyorum. Buna vesile olanlara, katkı sağlayanlara müteşekkiriz. İnşallah bu hedef gerçekleşir. Bu kısa film pek daha çok nitelikli daha uzun filmlere de bir başlangıç olur. Bunu başlatanları tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Sağ olun.